Herkese merhaba, ben Aytaç. Unreal Engine yeni dersine hoş geldiniz. Bu bölümde arkadaşlar size modellerden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere önceki dersinde modellerden bahsedeceğim hakkında söz etmiştim. Cümleyi tamamlayamadım bir an. Hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar benim modeller için kullandığım iki tane site var. Bir tanesi free3d.com, diğeri turbosquid.com. İkisine biraz değindim yavaştan. Free3d yakın zamanda yazdı. 2 ay falan oluyor, yenilendi. Önce sadece bedava modeller vardı, ücretsizdi. Artık ücretli modeller de var ve çok fazla ücretli model geldi. Buradan alışverişinizi yapabilirsiniz tamamen yasal bir şekilde. Buradan alışverişlerinizi yapıp oyunlar için kullanabilirsiniz. Üstelik ben cümleyi kuramıyorum bugün. Her neyse. Benim tavsiye edeceğim şey şu. Bu arama yerine Game Ready yazdığınızda oyun motorları için özel olarak hazırlanmış modeller çıkacak. Bunlar çok fazla değil. Ama yine de hazır olarak edinebiliyorsunuz. Hazır olmayanlar genelde 3DS Max'te sizin tek ya da Maya'da sizin tekrardan üstünde işlem yapmanız gerekiyor bazılarında. Tabii kimse bunu istemez. Ve TurboSquid var. TurboSquid çok büyük bir site hakikaten. İçinde bir sürü model var. Hatta yok yok diyebiliriz. Aşağı gittikçe de gidiyor. Genelde buradaki modellerin fiyatları biraz daha pahalı olur ama çok daha kaliteli olur. İnanın. Mesela smartphone'lara bakalım. S8, S9 falan. Yani görüyorsunuz bir model için 47 dolar istiyor. İstemesi de lazım çünkü çok kaliteli duruyor. Google Pixel 2, XLarge falan var. Her neyse. Buradan modellerinizi aldınız mesela. Ondan sonra tabii üye olmanızı tavsiye ederim ben kesinlikle size. Modellerinizi indiriyorsunuz bilgisayarınıza. Bende 74 tane model var. Burada. Mesela örnek bir şey açalım. Proje açalım ve bakalım modellerime. Modelleri arkadaşlar import etmek birazcık zaman alabiliyor. Şimdiden söyleyeyim ben size. Bu arada görüyorsunuz Unreal Engine yeni update ile beraber Türkçe oldu. Unreal Engine'in Epic Games uygulaması. Motorda herhangi bir değişiklik yok diye biliyorum. Evet, hala İngilizce. Buradan yeni klasör açalım hemen. New folder diyelim ve modeller diyelim. 2L ile yazılıyor, 3L ile yazdık. Her neyse kalsın böyle. Bir tane model import edelim mesela, küçük bir model olsun. Ne olabilir? Kasa var. Hadi bir tane kasa import edelim. Aa, bu kasa şeydi gerçi, sıkıntılıydı biraz. Kasa import etmeyelim. Mesela ne yapalım? Bir tane masa. Computer Desk. Şuraya alsın. Import all diyorum. Aldı hemen. Çünkü küçük boyutlu. Texture'ları. Ha, bir de texture varmış. Şöyle birazcık büyütelim bunu. Texture'ını da atalım içine. Tamamdır. Birkaç FPS sıkıntısı var. Allah Allah. Enteresan. Şimdi. Bir play basalım, bir sıkıntı mı var? Hayır yok. Güzel. Şimdi. Ha, hatırladım, ben bu modeli kullanmıştım. Bu birazcık küçük boyutlu. Bu yüzden büyütmemiz gerekecek. Evet. Bir de texture'unu koyalım. Hemen shader'ları halletsin. Evet. Görüyorsunuz.
masamızı koymuş olduk. Ve şöyle bir masa var. Ben bunu genelde şey olarak kullanmıştım. Yanlışım yoksa. Hemen senin de şeyden koyalım. Havada mı duruyor? Evet. O zaman indirelim. 161 yapalım. Tamam. Ben bunu şey olarak kullanmıştım ya. Yeri gel. Ha. Buraya diyelim, küçültelim şunu. Ben bunu şömine olarak kullanmıştım arkadaşlar. Tabii şöminden böyle şeyler çıkmaz. Bir tane odun vardı içinde. Şimdi hazırlamayalım bunu böyle. Ya da hazırlayalım ya. Hazırlayalım. Burada odun diye ayrı bir klasör olması lazım. Burada. Sen değilsen şöyle alalım. Model 2 diyelim. Boşluk olmaz. Import all. Şöyle. Evet. Birazcık. Bir FPS kendine gelirse halledeceğim. Unreal Engine takılıyor bugün. Texture'ını da atalım. Tamamdır. Onun içinde bir de şey alacağım. Buradan. iMac. O da. Tabii önce bir klasörünü açalım. New folder, model 3 diyelim. Ha. Şöyle yapalım direkt bunu. Bir saniye. Hop. Nereye gitti ya? Ne oldu ona ya? Klasör için mi aldık? Evet. Ctrl X diyelim. Ctrl F. Ben bunun içini açacaktım ya. Seni sileceğim. Tamamdır. Ardından da içini atacağım. Evet. Unreal Engine'de birazcık sıkıntı var. Ama hemen aldı. Şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdi burada camımız var değil mi? Tamam, camı koymuşuz. Ardından Model 2 diyeceğim. Ha evet, hatırladım bu modeli. Küçülteceğiz biraz. Bir 10 kat küçülttük. Mesela şöyle yapalım. Şöyle yapalım seni. Evet. Tamamdır. Ardından bu odunu
kopyalayacağız. Tamamdır, güzel. Ardından ben buraya ateş koyacağım. Ve ardından bu ateşi küçülteceğim. 0.33 yapalım mesela. CTRL-C. Evet. Evet. Her neyse. Ardından şöyle bir bilgisayar koyalım. Model 3'e girip. Buradan hangi statikmiş? Tabii ki IMAC. Mantık olarak. Şimdi. 100 kat büyütelim. Tamam. Şu an düz dönük, yanlışım yoksa. ...292 olsun mesela. Ya da 295. Evet. Boyutu da 100'den 150'ye çıkartalım. Bayağı havada şu an. 300 diyelim. Evet. Evet. Hala birazcık havada IMAC. Bu yüzden bir daha düşünmeye çalışacağım. Evet. Güzel. Şimdi texture'larını koyalım. Enteresan. Enteresan. Şöyle yapmayı denesek. Hayır. Bu. Hayır. Seni deneyelim. Hayır. Texture diyelim şuradan. Şunu alalım ya. Normalde böyle yapmaz mı ama? İlginç. İlginç. Seni denedik mi denememişiz. Sanırım sorun bunda. Seni alalım. Evet, sorun ona değilmiş. En azından bunu öğrenmiş olduk. Ama IMAC geldi, böyle sıkıntı çıkarmıyordu. Enteresan. Olsun, en azından texture'larda bir şeyler bilmeyi öğrendik bu derste. Bence kısa bir ders oldu, farkındayım. Ama en azından size fikir vermek açısından siteleri göstermeye çalıştım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.